Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Simetrik ve asimetrik tehditlerin birlikte yer aldığı muharebe ortamında insansız kara araçlarının muharebe sahasındaki rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. İnsansız sistemler tehlikeli ortamda alabileceği alternatif görevler ve gelişen teknoloji sayesinde sahip olduğu üstün kabiliyetler ile modern orduların ilgi odağı haline gelirken kullanımları giderek zaruri hale gelmeye başlamıştır. FNSS 2018 yılında başlattığı çalışmalarının bir çıktısı olan ve M113 platformunu temel alan insansız kara aracı, gölge süvari, konseptini ilk kez IDF-19 fuarında sergiledi. Daha sonra IDF-21 fuarında muharebe sahasının farklı koşullarına göre seçilmiş çok sayıda sensör ve durumsal farkındalık sistemine sahip otonom AİK'a, yazılım geliştirme simülatörü ile birlikte sergilendi. Bugün gelinen noktada gölge süvari, başta opsiyonel insanlı olmak üzere uzaktan komuta veya otonom hareket kabiliyetine sahip bir muharebe sistemi olarak sahaya inmiştir. Özellikle, 2022 yılında gerçekleştirilen uluslararası askeri müşterek tatbikatta, muharebe sahasında gerçek operasyon koşullarında kanat elemanı konseptinde uzaktan komuta modunda kullanıldı. Bu süreçte, gerçekleştirilen yoğun saha testlerinde elde edilen geri bildirimler sonucunda pek çok iyileştirme yapıldı. FNSS'nin, bu konsepti her türlü zırhlı kara aracına entegre edilebilecek bir kit ile geleneksel bir kara platformuna otonom kabiliyet kazandıran uygulanabilir ve uyarlanabilir bir çözüm olarak sunulmaktadır. Gölge süvarinin teknolojik hazırlık seviyesi 6 ila 7'lere ulaşmış olup, teknolojik hazırlık seviyesi 7'den itibaren ürün pazara sunulmaya hazırdır. Bu özelliği ile Türkiye'nin ilk dünyanın sayılı ağır sınıf insansız kara araçları arasındaki yerini almıştır. Geçen süre zarfında farklı kullanım amaçlarına uygun olarak yeni varyantların geliştirilmesine devam edilmiş, her varyanta özel kullanım konseptleri oluşturulmuş ve buna yönelik detay tasarımlar yapılmıştır. İhtiyaç halinde yaralıların taşınması için sedye bulunan ambulans varyantı, yük taşıma görevleri için gerekli görev ekipmanları entegre edilmesi ile lojistik destek aracı, silah sistemi entegrasyonu ile ateş destek aracı görevlerinde kullanılabileceği gibi, komuta aracı, taktik aldatma aracı ve istihkam keşif aracı olarak da kullanılabilecek olan konsept ile İK-İK ve İK-İHA ortak harekat çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Haberleşme performansı ve limitleri artırılan, algılama algoritmaları olgunlaştırılan gölge süvarinin, hız ve yön sabitleme, rota takibi, otonom devriye, konvoy takibi, sürülebilir alan tespiti ve engelden kaçınma gibi alanlarda teknolojik hazırlık seviyesi arttırıldı. Aynı zamanda kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler yapıldı, güvenlik önlemleri ile farklı hava ve yol koşullarında kullanım performansı artırıldı. IDF 2023'te sergilenecek gölge süvari konseptinde birden fazla görevin yapılabileceğini göstermek adına yaralı taşıma için sedye entegrasyonu yapılmış olup, ayrıca lojistik destek görevler kapsamında ikmal malzemesi taşıyacak şekilde adaptasyonu da kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca, ateş destek görevleri icra etmek, timlere koruma sağlamak gibi görevler üstlenebileceğini göstermek adına gölge süvari bir önceki IDF'ten farklı olarak Sancak UKK ile donatılmıştır.